Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 5. Havaya bak. Çok kötü bir hava var. Evet, bugün cuma. Bir toplantım var başka bir şehirde. Toplantıya gideceğim. 2 gün sürecek. Birazdan bir kahve yapayım. Hazırlanayım. Vallahi daha uyanamadım. Toplantı da erken başlıyor. Kahvemi içeyim, hazırlanayım. Ondan sonra yola çıkacağız. Beraber yolu falan çekerim size. Vallahi sesim mesim. Fena, artık her şeyi görüyorsunuz zaten. Ben bir kahve yapayım. Geliyorum hemen. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Az önce bahsettim. Gözüm yarı açık, yarı kapalı. Bu hafta sonu bir toplantım var. Göttingen diye bir şehre gidiyorum, başka bir şehre. Bana 250 km uzakta bir mesafe. Oraya gideceğim. 2 gün toplantı var, bir gece orada kalacağım. Yarın akşam hemen dönmeyi düşünüyorum. Pazar günü de işlerim var. Bu yolu da size çekeyim. Yeni bir vlog olsun. En son Hollanda'ya gittik beraber. Bu videoda da Göttingen'e gidelim. Orada eğitim sürecini çekeyim, toplantı sürecini çekeyim, yolları görelim, sohbet edelim. Böyle güzel bir vlog olacak bu sefer de. Hadi bakalım, yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan kahve almamız lazım. Kahve almadan olmaz. Şimdi size benim sürekli kahve aldığım bir yer var. Orayı göstereyim. Kahve alalım ondan sonra. Böyle kahve makinesi, fiyatlar, kendiniz bundan seçip alıyorsunuz. Biz tabi neyi seçelim? Medium rich kafe. Kafe Schwarz. Schwarz zehirli derler, ruh gibi karanlık. Kahvemizi siyah ve lüks severiz böyle. Geliyor. Ortamı çekiyor. Böyle işte unlu mamuller, poğaçalar falan filan var. Tepsinizi alıyorsunuz. Sel seriz. Kahveyi alıp tepsi alıp ister burada yürütüyorsunuz, isterseniz götürüyorsunuz. Ben sevmiyorum bu tür ürünler yemeyi. O yüzden ben bir şey almayacağım. Kahve yeterli. Kahvemizi aldık. Şimdi navigasyonu açayım. Hava yağmurlu. Dikkatli gitmek lazım. Ondan sonra yavaş yavaş yola çıkabilirim. Otele geldik. Şimdi odaya çıkacağız. Kaç numaraymış? 208. Kartımızı okuyacağız önce. Ondan sonra çıkabiliriz. Evet, odaya geldim.
Çantamı indirdim. Şimdi bir yerleşeceğim. Üzerimi değişeceğim. Ondan sonra alt katta toplantı var. Toplantının olduğu yere ineceğiz. Ondan önce bir kahve içerim. Sonra toplantı akşama kadar sürer. Yani 7'ye kadar falan sürer. Ondan sonra bir şehir turu. Göttingen'e daha önce birkaç kere geldim. Biliyorum gittiğim bazı yerler var. Oralara giderim. Oralarda video çekeriz. Sonra da Almanya'ya gelmeye çalışan ya da gelen diyetisyenlerin yaptığı bazı yanlışlar var arkadaşlar. Beni çok rahatsız eden. Yani neden yapıyorlar bazı şeyleri bilmiyorum ama biraz onlardan bahsedeceğim. Biraz o konuda dertleşeceğiz. Çünkü hani bunu belki birileri dinler de en azından o hataları yapmaz diye paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok saçma. İşte bedavaya çalışma teklif edenler falan, tahmin edersiniz. Neyse şimdi ben toplantıyı halledeyim, üstümü başımı değiştireyim. Akşam dertleşeceğiz. Ufaktan bir otel turu da yapalım bu arada. Şöyle yoldan geldik, eşofman var. Eşyaları falan buraya koyduk. Burada televizyon, ondan sonra yatak. Ufak bir oda ama temiz bir oda. Ben hep bu otelde kalıyorum geldiğimde. Banyosu manyosu. Güzel yani. Şimdilik Kerem kaçar. Eigentlich voll schlimm, ne? Wenn Sie dem jetzt sagen, kommt jemand in die Praxis, der hat die erste Diagnose Diabetes und Sie sagen... Ay. Tekrar merhaba. Bir tip bir Kerem var karşınızda. Sabah 6'da mı 5'te mi ne uyandım. Evde hazırlandım. Ondan sonra işlerimi hallettim. Yola çıktım. Esen'den buraya geldim. 250 kilometre falan. Dinlenemeden direkt eşyaları odaya bıraktım. Toplantıya indim. Yarın da buradayım. Yani toplantı biraz geç bitti. Hemen geldim, duşumu aldım. Karşınıza geçtim. Neden? Çünkü biraz dertleşmemiz lazım. Bu dertleşme mi diyeyim artık, uyarı mı diyeyim, öneri mi diyeyim, artık nasıl algılamak isterseniz orasına siz karar verin. Konuya şöyle geleceğim, baştan başlayayım. Ufak bir hikaye gibi olsun. Ben öğrenciyken, benim üst dönemlerim, üst dönemimde okuyan diyetetik öğrencileri, sonraki diyetisyenler, mezun olduktan sonra diyetisyenlerin yanına gidip ben tecrübe kazanmak istiyorum. Biraz yanınızda ücretsiz staj yapabilir miyim deyip aylarca bedavaya kendi meslektaşlarının yanında, aynı sıfata taşıyan insanların yanında staj yapıyorlardı. Ben de bunu çok eleştiriyordum. Ben böyle bir şey yapmazdım. Yani öğrenciyken ben çok staj yaptım gönüllü olarak ama mesleğime başladıktan sonra, mezun olduktan sonra donanımlı bir diyetisyen olarak alanında çalışmaya başladım yani. Almanya'ya geldim ondan sonra. Almanya'da da aynı şekilde staj mıntaj yapmadan direkt mesleğime başladım. Hala da devam ettiriyorum. Tabii geldikten sonra gelmek isteyen çok yazan oluyor. Gelenlerle de konuşuyorum. Bütün bu insanlar da yani şöyle bir yanlış, şöyle bir hata olmaması gereken bir şeyle karşılaştım. Çok gördüm yani. Türkiye'de bunu yapıyorlardı da. Şimdi Almanya'ya gelip de İşverenlere işte ben yanınızda ücretsiz staj yapayım, ben kendi sigortamı ödeyeyim ya da Türkiye'deyken işverenlere yazıp geleyim yanınızda bedavadan çalışayım, staj yapayım tekliflerinde bulunuyorsunuz. Sevgili meslektaşlarım, neden yapıyorsunuz bunu? Arkadaşlar, burası bir Avrupa ülkesi, insan haklarının, çalışma haklarının oldukça gelişmiş olduğu bir ülke. Şimdi herkes şu anda Türkiye'den göç etmek istiyor. Ben de bir göçmen olarak insanların göç etme motivasyonunu tabii ki de anlıyorum. İşte kimisi ekonomik zorluğu, kimisi sosyal hayatın zorluğu, kimisinde bıkkınlık var. Bilmem ne, herkes bir motivasyonla göç ediyor. Ama şimdi neden göç ediyoruz biz? Yaşam şartlarımızı, beğenmediğimiz düzeni değiştirmek için, daha iyi fırsatlara sahip olmak için, değil mi? Peki şimdi siz Türkiye'de iş bulamayıp da bu kadar işçi açığı olan bir ülkede neden bedava çalışarak kendi değerinizi, mesleğinizin değerini düşürüyorsunuz? Neden kendi cebinizden sigorta ödüyorsunuz arkadaşlar? Sevgili meslektaşlarım, öğrenci arkadaşlar, öğrenci kardeşlerim, benden büyüklerim, küçüklerim, yani neden insanlar bunu yapıyor? O kadar çok karşılaşıyorum ki Instagram'da DM kutuma bakıyorum.
Mesleğimiz hakkında bilgi verir misiniz? Orada ücretsiz staj yapabileceğim bir yer var mı? Yanınıza gelip ücretsiz staj yapabilir miyim? Arkadaşlar siz o diplomayı boşuna almadınız ya. Siz niye 4 sene dirsek sürüttünüz orada? Siz niye o sınavlarda uykusuz kaldınız? Siz niye o ülkede savaş verdiniz? Buraya gelip bedava çalışacaksanız, buraya gelip kendi sigortanızı cebinizden ödeyeceksiniz. Gelmeyin zaten, burada dünya para sigorta ödeyeceksiniz. O paranız varsa gelmeyin. Bedava çalışacaksanız gelmeyin. Bedava çalışacaksanız ülkenizde kalın. En azından dil zorluğu çekmezsiniz. Neden yapıyorsunuz bunu? Yani ben buraya niye geldim? Çalışma hayatındaki ahlaksızlıklardan dolayı geldim. Türkiye'de hoşuma gitmeyen hareketler, tavırlar vardı. Onlardan geldim. Ve o tavırlardan mümkün olunca uzak durdum. Onların olmadığı yerlere gözümü diktim. E siz şimdi gidip de Türkiye'deki o şartı, yine kendi hatamız bu arada, bizim mesleki olarak kendi hatamız, bedava çalışmayı teklif etmeseydik kimse de bunu düşünmezdi. Şimdi siz aynı hatayı gelip neden burada yapıyorsunuz? Burada kimseye bedava çalışayım, bedava staj yapayım diye teklif etmeyin. Siz kalifiye insanlarsınız, üniversite mezunu, dil bilen, görmüş, geçirmiş insanlarsınız. Neden bedavaya çalışasınız? Sizin emeğinizin hiç mi karşılığı yok? Annenizin, babanızın emeklerinin hiç mi karşılığı yok? Var tabii ki. Değerinizi düşürmeyin. Bu sadece diyetisyenler özelinde değil. Buraya sonradan göçen birçok Türk'le konuşuyorum. İşte Türkler toplanıyor, bir şeyler oluyor. Burada oralara gidiyoruz, görüşmeler yapıyoruz bilmem ne. Yani hep böyle ya kafayı bir sokayım da gereksiz cebimden ödeyeyim mantığı var. Gelip buraya işte dil okuluyla gelip her ay cebinden para ödeyip mesleğini yapma çabasında olmayanlar mı dersiniz? E ben hala öğrenciyim okuyorum diyenler mi dersiniz? Arkadaşlar biraz sert konuşuyorum ama lütfen yapmayın. Biz boşuna okumadık. Yani hepimiz dirsek çürüttük. Hepimiz güzel şeyleri hak ediyoruz. Siz neden hak ettiğiniz şeyi elinizin tersiyle itip de ya ben karın tokluğuna da okeyim diyorsunuz demeyeceksiniz bunu. Şimdi siz bugün böyle yapacaksınız. Bundan 3 sene sonra gelen diyetisyenlere diyecekler ki sen gel 6 ay sigortanı öde. Ya da işte mühendislere bilmem nelere. Bir bakalım sana diyecekler. Ondan sonra özlediğimiz, istediğimiz bu haklar da belki bir şekilde gidecek. Zor. Burası bir Avrupa ülkesi, insan hakları var. Ama bir Türk işveren gelecek size bunu teklif edecek. Siz de kalacaksınız öyle. Yapmayın. Bunu ben kendim için söylemiyorum. Benim dilim var. Ben diyetisyenlik olmasa başka bir şey gene yaparım. Almanya'da iş sorunu yok. Ama siz bu şekilde yaparsanız yanlış işveren eline düştüğünüz zaman hem haklarınızdan olacaksınız hem iş hayatını bozacaksınız. Yapmayın. Diyetisyenler, mühendisler, doktorlar, diş hekimleri, kimse artık, mimarlar, kimse. Bunu yapmayın. Kendi değerinizi bilin. Biz değerli insanlarız. Biz Türkiye'den niye geldik? Türkiye kendi evlatlarına iyi bakmadı, değer vermedi diye geldik. Siz şimdi gelip de yabancıların eline, gurbette, bedavaya çalışarak, değersizleştirerek kendinizi bu durumlara neden düşüresiniz? Ben buna kızıyorum. Yani hangi akılla yapılıyor bunlar bilmiyorum ama son zamanlarda o kadar çok karşılaştım ki buraya benle gelen Görkem abi, sevgili meslektaşım, onunla da biz konuşuyoruz, tartışıyoruz bunları. Yani yapmayın, etmeyin. Bir gün ben onu kanala alayım, şöyle bir misafir edelim de karşılıklı bir konuşalım. Meslektaşlarımızı bir eleştirelim. Bir dışarıdan göçmen diyetisyen gözüyle bir kendinize bakın istiyorum arkadaşlar. Bu olmaz. Biz değerli insanlarız. Siz değerli insanlarsınız. Almanya'nın bize ihtiyacı var. Adamlar ihtiyacı olduğunu biliyor ama siz adamların size ihtiyacı olduğunu bilmiyorsunuz ve kendi değerinizi düşürüyorsunuz. Kendi cebinizde sigorta ediyorsunuz. Bedavaya çalışıyorsunuz. Yapmayın. Bunlar yanlış şeyler. Biraz sitem ettim. Çok konuştum. Ama bunların söylenmesi lazım. Birinin bunları söylemesi lazım. Böyle şeyler olmaz. Türkiye'de bırakın, Türkiye kafasından çıkmaya çalışın. Ondan sonra kendi hayatınızı burada geliştirin. Benden size bir abi tavsiyesi, benden size bir kardeş tavsiyesi, benden size bir meslektaş, benden size bir hoca tavsiyesi. Hangisini alırsanız alın. Ama böyle şeyler yapmayın. Her şeyin bir yolu, yordamı var. Staja da gelseniz staj maaşınız olacak, sigortanız olacak, kalacak yeriniz ayarlanacak. Talep edin. Ben ilk iş yerime geldiğimde benim evim hazırdı. Ben uçaktan indim, iş yerine gittim, anahtarımı aldım, evime yerleştim. Ve bu lüks değil. Bu sizin hakkınız. Herkese yapılacak bu. Ama bu haklardan daha gelmeden vazgeçmeyin. Benim size ufak bir önerim.
Çok konuştum. Aslında söylenmesi gerekenleri söylediğime inanıyorum. Şimdi ben birazcık dinleneceğim, biraz Netflix falan. Birazcık tembellik yapayım. Sabah devam edecek, yarın akşam yola çıkacağım. Yola çıkmadan ufak tefek yine çekimler yapacağım. Yorumlara yazın bu arada. Şimdi bu üçüncü blok oluyor. Blokları beğeniyor musunuz? İyileştirmem gereken şeyler var mı? Yorumlarda buluşalım. Kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Videonun kapanışını daha sonra yaparım ama aboneyi, like'ı eksik etmezseniz sevinirim. Hadi şimdi bana iyi geceler. Yarın görüşürüz. İkinci günden. Merhaba. Şimdi kahvaltı yiyince. Saat 7. Kahvaltı yapalım. Sonra devam. Böyle kahvaltıyı paylaşın ufaktan. Her yerde de insanlara. Bizi çok uygun. Kahvaltıyı da göstereyim. Böyle açık büfe. Türkiye'ye göre hiçbir şey arkadaşlar. Çok bir çeşit yok yani. Böyle ki yumurta, yumurta, sosis. Şurada salamlar, peynirler. Alıyorsunuz. Şu içecekler böyle. Oturuyorsunuz yani. Fazla bir şey yok. Ama karnımızı doyuralım en azından. Böyle tatlılar da varmış. Müsli. Kekler. Bunlar. Böyle tatlılar falan filan. Benim tabak klasik. Yumurta, peynir. Bildiğimizden şaşmayalım. Und dann kriegt man relativ zügig hier über den PC dann so ein Bild angezeigt. Wir haben das so als Mini-Variante bei uns in der Küche. Evet, bu videonun içinde size son günaydın değişim olsun. İki gün Göttingen'de kaldım, toplantılar bitti. Bugün pazar günü. Dün gece geldim eve. Aşırı bir trafik vardı. Aşırı bir yoğunluk, yağmur, fırtına, yollar çok kötüydü. Zar zor 2 saatlik yolu bir 3,5 saatte geldim yani. Geldiğimde de hemen yattım. O yüzden videonun kapanışı ertesi sabaha, pazara kaldı. Bol dertleşmeli, bol yollu, göstermeli bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.